Spor gününe hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bildiğiniz gibi Balıkesir Spor kombine bilet fiyatlarını belirledi. Bu kombine bilet fiyatları ile ilgili değişik görüşler var. Biraz sonra konuğum Erdinç Karakullukçu ile bunu görüşeceğiz. İzlenimlerini alacağız. Çünkü taraftar ayağını Erdinç Bey daha iyi biliyor. Ama öncelikle isterseniz Atatürk Stadı'nı bir tanıtalım size yeni halini. Çünkü 4 kategoride satılacak bu biletler. Bu 4 kategorinin bakın şu tel örgüyle scoreboard kısmı kale arkası olarak geçiyor sevgili seyirciler. Scoreboard'tan şu karşıdaki onkoliklerin oturmuş olduğu bölüm de dahil olmak üzere misafir takım tribünün olduğu yere kadar ki bölüm ise maraton tribünü olarak geçiyor. Misafir tribününün kapalı tribünün sağ tarafına kadar olan kısmı ise fırıntaş tribünü olarak geçiyor. Kombine biletlerin belirlenmesinde. İsterseniz fiyatları da söyleyelim. Kapalı tribün 500, maraton tribünü Kale arkası. pardon, kale arkası 500, maraton tribünü 750. Şu anda bizim oturmuş olduğumuz kapalı tribünün ön kısmı ise 1.800. Şu direkten sonraki kısımlar ise 1.500 olarak satışa çıktı. Fırıntaş tribününe gelelim. Fırıntaş tribününün de kombine bilet satışı olmayacak. Oraya biletle girilecek. Ve tabii ki biletleri de çok erken almak gerekecek herhalde. Evet. Senin görüşlerini almak istiyorum Erdinç abi. Şimdi bilindiği gibi kulübümüz birkaç gün önce kombineleri satışa çıkarttı. Biraz önce sizin de izah etmiş olduğunuz gibi 500, 750, 1,5 ve 1,800 olarak belirlendi kombineler. Şimdi bu konuya iki yönlü bakmak gerekiyor. Bir maddi yönüne, bir de oynadığımız ligin konumu olarak olayı düşünmemiz gerekiyor. Maddi yönüne bakarsak, şimdi tabii bizim taraftarımız Süper Lig'de bu sene yeni oynayacağı için biraz fiyatlar kendilerine yüksek geldi. Yani çeşitli eleştiriler yapıldı ama bir de oynadığımız ligin konumunu düşünürsek bilmiyorum artık taraftarlarımız nasıl değerlendiriyor, yönetimimiz ne düşünerek bu fiyatları uyguladı. Bu bizi ilgilendiren bir konu değil. Biz sadece görüşlerimizi burada belirtiyoruz. Şimdi tabii ilk baştan biraz yüksek geldi bu fiyatlar. Sonradan tabii konu anlaşıldıkça işte oynadığımız ligin konumu, diğer takımların kombine fiyatlarından da karşılaştırdı tabii taraftarlarımız bunu. Biraz yüksek bulundu. Şimdi bir de şu var yani normalde siz bir deplasmana Süper Lig'de deplasmana gittiğiniz zaman en az bir 45-50 liradan aşağı bilet bulacağımızı biz tahmin etmiyoruz. Ki Süper Lig'de bu normaldir. Onun için taraftarımız alışmak mecburiyetinde yani eğer biz takımımızı seviyorsak, arkasında duruyorsak bunu artık fiyat olarak düşünmeyelim de biz takımımıza destek olarak düşünelim. Biraz önce siz de belirttiniz bunu. Yani bu kombinelerin dışındaki şu görmüş olduğunuz fırıntaş tribününe kesinlikle kombine satışı yapılmayacak. Burası Pasolik vasıtasıyla normal bilet satışı. Ha, bunu söylerken tabii kombinenin dışında kalan yerlere Pasolik satışı yapılacak. Ama bir de şimdi şurada şöyle bir çelişki düşüyor. Şimdi biz bunu sorduk. Bir açıklayıcı bir bilgi alamadık. Örnek olarak söylüyorum. Mesela maraton tribünü A blok diyelim. A bloktan adam hem pasolik satışı yapılacak hem kombine satışı yapılacak. Yani bu biletler iç içe girmiş pozisyon doğuyor bizim anladığımız kadarıyla. Veya kulübümüz şöyle açıklama yapmış olsaydı daha rahatlayacaktık. Örnek olarak mesela kale arkasının A bloğuna B bloğu normal pasolik satışı, C bloğu kombine satışı veya maratondan işte A, B, C, D, E kombine satışı, diğer bölümler pasolik satışı. Böyle bir şey de gelmediği için taraftarın kafasında böyle bir çelişki doğmuş oldu. Bilmiyorum bu konuyu tekrar biz araştıracağız, soruşturacağız. Kulüpten herhalde bu konuyla ilgili bir bilgi verirler bize. Şimdi kombine bilet derken kombine biletin avantajı nedir? Yani alan kişi açısından şudur bence. Kombine bileti olan kişi koltuğu bellidir. Evet. İster maçtan bir saat önce gelir, ister maçtan yarım saat sonra gelir.
Ama o koltuğu boştur onun. Evet. Yani benim kombine biletten algıladığım bu. Evet. Fakat şimdi siz kombine bilet sattığınız bir tribüne aynı zamanda normal bilet satışı da yaparsanız bu kombinenin hiçbir anlamı kalmaz. Doğru söylüyorsun. Yani benim kendi değerlendirmem doğru bu. Doğru söylüyorsun. Evet. Aksi takdirde bir kavram çelişkisi olur. Yani şimdi kombine bileti alanla normal ayda yılda bir maça gelen taraftarın aynı yerde oturtulması bence doğru değil. Doğru değil. Mesela şimdi E blok 10. sıra 9 ve 10 numarayı kombineye satıyorsunuz. 11, 12, 13, 14, 15 pasolik satıyor. 16, 17, 18 tekrar kombineye. Bunu eğer bizim düşündüğümüz şu şekildeydi. Bilmiyorum tabii bu kulüpte bununla ilgili bir açıklama yapılmadı. Kombine alan arkadaşlarımız var. Biz onlarla da görüştük. Biz istediğimiz yerden görüyoruz, beğeniyoruz. İstediğimiz yerden biletimizi alıyoruz diyorlar. Tamam, çok güzel. Olması da gereken bu. Yalnız işte çelişki şurada doğuyor. Kombine bilet alanda normal pasalikten bilet alıp giren vatandaş iç içe mi oturacak? Bunlar ayrı ayrı mı oturacak? Sıkıntı burada. Eğer bunu da bir açıklarlarsa taraftar daha rahatlamış olacak. Şimdi iç içe oturursa kombine bilet satmanın bir anlamı kalmaz bana göre. Evet. Ve kombine bilet alan kişinin de o kombineyi almasının bir anlamı kalmaz. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Yani benim kendi değerlendirmem. Çünkü kombine bilet demek bir sezonluk toplam maç bedelini Balıkesir Spor Kulübü'ne vermek demek. Evet. Değil mi? Getirip vermek demek. Evet. Yani peşint olarak. Şimdi bu şekilde bir davranış içerisinde olan taraftarın bana göre daha özel davranışlara tabi olması gerektiğine inanıyorum. Evet, dün bu konuyu biz kendi aramızda arkadaşlarla da tartıştık mesela. Şöyle bir duyum aldık. Bilmiyorum aslı var mıdır yok mudur da. Şimdi aynı sinemalardaki gibi ellerinde cihazla görevli arkadaşlar tribünde gezeceklerini söylediler. Yani her bloğa bir görevli arkadaş veya 2-3 tane görevli arkadaş pasolin tahsis edeceğini. Herhangi bir çelişki anında mesela adam kombinesi var. Başkası gelmiş onun yerine oturmuş. Ne olacak bu sefer? Kalkacaksın kalkmayacaksın, bir sürü olay çıkacak burada. Bunu önlemek için öyle bir konu olduğu zaman görevli arkadaş, mesela sizin kombineniz var, alacak kombinenizi, cihaza okutacak. Diyecek ki mesela, tamam arkadaşım burası beyefendi neyse artık işte. Burası sizin yeriniz. Diğerine de sizin yeriniz neyse oraya geçin. Bu şekilde bir uygulama yapılacağını duyduk. Ama bütün sıkıntı işte bu arada kombineli olandan, pasolikten bilet alan taraftarlarımızın iç içe oturacağı mı? Bunların belli yerlerin kulübe tahsis edildiği mi? Bunu bir türlü daha henüz öğrenmiş değiliz. Artı bir de şu var. Mesela şimdi kale arkasından 500 liraya bilet alan bir arkadaşı 17 maçı ortalamasını böldüğünüz zaman 22 liraya geliyor. 750 lirada maratondan bilet alan bir arkadaşımız kombine aldığı zaman 17 maça böldüğümüz zaman 44 liraya, kapalıdan bilet alan 1.800'e bilet alan 105 liraya geliyor maç başı. Şimdi bu fiyatlar bu şekilde uygulanacak mı? Yoksa pasolik mesela 44 liraya gelen bileti 40 liraya mı satacak veya 45 liraya mı satacak? Şu Fırıntaş kısmında kaça satılacak? Yani ne kadara satılacak fiyat olarak? Halbuki şimdi burada ilk önce belli olması gereken Fırıntaş bölümü olmalıydı. Çünkü Fırıntaş'ta birim bilet fiyatı belli olduğu takdirde o zaman biz işte maraton tribünü, kapalı tribün veya kale arkasında satılan kombine biletlerin ucuz mu pahalı mı olduğu konusunda bir veri sahibi olabilirdik. Ama şimdi kombineler belli. Fırıntaş'ın orada satılacak bilet belli değil. Yani ne kadar oldu? Bildiğimiz kadarıyla zannediyorum kale arkası, ikisi de kale arkası olarak geçtiğine göre ortalaması da 22 liraya geliyor. Zannediyorum aynı fiyat uygulamasını Fırıntaş tarafına da yapacaklar. Tabii şimdi bunu bilmiyoruz. Yapılacak mı? Yoksa daha mı ucuz olacak? 22 lira ortalama maç başı çıkan bir bilet Fırıntaş'ta 20 liraya mı satılacak? Burada 44 liraya çıkan ortalama maraton bileti maç başı 40 liraya mı satılacak? 45 liraya mı satılacak? 50 liraya mı? Kapalıda 105 liraya çıkan ortalama fiyat 100 liraya mı satılacak? Bu konuda bir bilgi yok. Hiçbir açıklama da yok bu konuda. Öğrenebildiğimiz bir şey de yok. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Yani herkes bunu merak ediyor şimdi. Çarşıda, dışarıda her görüştüğümüz arkadaşlar bunu merak ediyor. Biz de bunu soruyoruz.
Herhangi şu ana kadar bir cevap alamadık ilgililerden. Eğer bir haber alırsak, bu bilgimiz olursa bunu tüm Balıkesirli vatandaşlarımıza, taraftarlarımıza paylaşırız. Aslında Balıkesir taraftarı son 3-5 yıldan bu yana bu Süper Lig'deki Balıkesir Spor'u bilabedel izleme hakkını elde etti. Çünkü evet, bütün Türkiye'ye örnek oldu. Evet. Balıkesir Spor'un marka değerini yükseltti. Yani Balıkesir Spor'un marka değerini yükseltmesi sadece lig atlamakla olmuyor. Evet. Taraftarıyla, camiasıyla, şehriyle, her şeyiyle, önündeki arkasındaki reklamlarıyla bile dahi bir değer olduğunu ve bir marka olduğunu ispat ediyor. Davranışlarıyla. Taraftar bunu hak etti. Fakat ortada bir gerçek var. Çok yüksek maliyetler var. Ülkenin en üst düzey ligi var. Tabii bunu bu ligde oynayabilmek ve bu ligde kalıcı olabilmek için maddi bir takım gereksinimler var. Dolayısıyla kulüp de tabii ki bunu taraftara rücu ediyor. Evet. Ediyor da yani bunun biraz daha taraftarın canını acıtmayacak şekilde olması düşüncesinde herkes. Bilmiyorum siz ne doğru düşünüyorsunuz? Doğru söylüyorsunuz. Şimdi burada bir sorun daha çıkıyor. Dün mesela Taraftar Derneği'nde arkadaşlarla yapmış olduğumuz toplantıda bu konu da gündeme geldi. Şimdi bildiğimiz, biliyorsunuz hepiniz, onkolikler karşı maratonda onların belirli bir yeri var. Yıllardır onlar orasını orada görev yapıyorlar. Şimdi eğer bu pasolik ve kombine satışları orayı da kapsıyor mutlaka, ne oluyor? Bu sefer taraftarlar arasında bölünme olmuş oluyor. Yani dün yapmış olduğumuz toplantıda bu da gündeme geldi ve şöyle bir şey zannediyorum uygulamaya geçilecek. Yani onkoliklerin grup büyük ihtimalle Fırıntaş tarafına geçme durumları var. Bu da taraftarı ne kadar etkiler? Bunu da maçlar başladığı zaman zamanla içerisinde göreceğiz. Sizce nasıl etkiler? Vallahi bizce çok kötü etkiler yani. Çok kötü etkiler. Şimdi ilgili arkadaşların şöyle diyor, şu işte 30 kişilik bir grup Fırıntaş'a, 50 kişilik bir grup maratona, işte 20 kişilik bir grup kale arkası şeklinde dizayn edelim diyorlar ama nereye kadar bu faydalı olur, ne kadar etkili olur bilemiyoruz. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Artı bir de mesela misafir takımın bilet fiyatı ne kadar? Bunu dışarıdan mesela bizi arayıp soran arkadaşlar var. Mesela biz diyorlar maça geldiğimiz zaman Akhisar'dan arkadaşlarımız var mesela, arayanlar bizi sordular. Biz dedik şu an bir şey cevap veremeyiz size yani. Bu konuda tabii bu maçın oynadığınız takımın durumuna göre mutlaka değişiklik arz edecek. Bir Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, Bursa maçlarındaki misafir takım biletiyle diğer takımların oynadığınız misafir takım bileti mutlaka farklı olacaktır yani. Yani bizim isteğimiz, bizim bilet fiyatlarımız bir an önce belirlensin. Kombine dışında kalan biletler ne kadar olacak? Herkes bunu soruyor. Bir en büyük sıkıntı şu an için bu yani. Bu kadar zor bir konu değil. İlgili arkadaş bunu çıkar der ki maç başı ortalaması 44 lira maraton ama biz Pasolik'te bu 45 liraya satılacak, 40 liraya satılacak, 50 liraya satılacak. Herkes ona göre kendini ayarlasın. Ama şu ana kadar bir bilgi yok. Tamam, kombine fiyatları açıklandı. Ama normal bilet fiyatlarının ne olduğu şu ana kadar meçhul. Bunu da bir açıklarlarsa bir an önce taraftar da rahatlayacak, bizler de rahatlayacağız. Çünkü biz sürekli taraftarın içinde olan insanlar olduğumuz için hep aynı soruyla muhatap kalıyoruz. Cevap da veremiyoruz. Yanıltmak da istemiyoruz. Şimdi biz 40 liraya olacak deriz, yarın 50 lira olur. 50 lira olacak deriz, yarın 40 lira olur. Yani biz yalancı konumuna düşmek istemiyoruz. Lütfen bunu ilgili kulüpteki ilgili kimse açıklasın. Herkes de rahatlasın bir an önce. Evet. Bir de önemli konu, protokol tribünü, basın tribünü de dahil olmak üzere herkes Paso Ligi'ni almak zorunda. Ya ondan hiç kurtuluş yok. Paso Ligi olmayan hiç kimse Atatürk Stadı'nda veya başka bir stadda maç izleyemeyecek. Evet. Bunu da göz ardı etmesin taraftarlarımız. Lütfen bir an önce Paso Liglerini alsın. Zaten bu konuda da biliyorsun Anadolu takımları arasında en fazla Paso Lig alan Balıkesir Spor taraftarı. Bu konuda hassasiyetimiz büyük şehir olarak ama daha fazla bir ilgi bekliyoruz taraftarımızla. Valla Pasolik bürosu biliyorsunuz stadımızın tam karşısında.
Artık bunu söylemeye gerek yok. Her programda bunu biz defalarca anlattık. Yani bizim gözlemleyebildiğimiz kadarıyla gene ilgi çok fazla yani. Gerçekten çok fazla. Sağ olsun taraftarlar gene gerekli ilgiyi fazlasını gösteriyorlar. Yani bizim öğrenebildiğimiz kadarıyla son 3-4 gün içerisinde 450-500'e yakın pasolik kartı taraftarlarımız alsın. Almışlar daha doğrusu. Kendilerine teşekkür etmekten başka bir şey yapacak durumumuz yok. İnşallah kombinelerin tamamı satılır. Biletlerimizin tamamı satılır. Gene geçen sene olduğumuz gibi sahamız full seyirci çeker. Başka bir şey beklentimiz peki, yok. Peki şimdi pasolik uygulaması geçen senenin son dönemine denk geldi. Evet. Bir bakıma sıkıştırıldı. Maaşların özellikle son 3-4 haftasında bir takım sıkıntılar yaşandı. Evet. Burada da yaşandı evet. Nitekim. Fakat bu sezon başından sonuna dek bu uygulama devam edecek. Artık bunda geri dönüş yok. Zaten bir mahkeme süreci yaşandı. Oradan geriye döndü. Dolayısıyla bu artık uygulanacak. Bunun yolu yok. Bu uygulamada ne olabilir sence? Veya bu uygulama başarıya ulaşabilir mi? Bu uygulamanın sonucunda gerek kulüpler, gerek taraftarlar veya gerekse müsabakaları izlemek için ayda yılda bir de olsa, bakın onu çok önemli. Çünkü şimdi biraz önce ne dediniz? Onkolikler karşıdaydı. Herkesin bildiği yerdeydi. Evet. Ne zaman oradaydı? Amatör kümede oradaydı. Üçüncü ligde oradaydı. İkinci ligde oradaydı. PTT birinci ligde oradaydı. Şimdi Süper Lig'e çıkınca gösterilen yer burası mı? Fırıntaş'ın orası mı? Oraya geçmeye düşünüyorlar. Şimdi bak. Ayda yılda bir gelen taraftar şu anda benim oturduğum yere oturabilir ama amatörden beri kahrını çeken onkolikler belki de Fırıntaş'ın oraya gidecek. Yani bu hayatın bir gerçeği. Bu pasolik ne getirecek, ne götürecek? Şimdi bakın aynı şeyi gene tekrar ediyorum. Bu kadar zor bir konu değil Zeki Bey. Şimdi eğer onkolikler aynı yerinde kalacaksa blok belli. Sıra belli, numarası belli. Dersiniz ki işte şuradan şuraya kadar ben kombineye verdim. Burasını da normal pasolikten alan seyircilerimiz için ayırdım. Şimdi ortada muallaktayız. Pasolik konusuna gelince artık bu konuda hiç kurtuluş yok. Yani ne söylense boş. Futbol Federasyonu'nun son yapılan genel kurulunda federasyon başkanı bunu çıktı detaylarını tekrar anlattı. Bunu tekrar söylememize gerek yok. Artık federasyonun almış olduğu bir karar var. Bu karardan da dönüş yok. Sistem de oluşturulmuş. Geçen sene tamam son zamana denk geldi ama bu sene artık PTT 1. Lig ve Süper Lig'de bu pasolik uygulaması devam edecek. Bundan hiç kurtuluş yok. Onun için birinci öncelikle herkes pasoligini almak zorunda. Buna protokol dahil. Yani bu çok önemli bir konu. Protokol dahil yani protokolla vasıf olan insanlar maça girerken onların dahi pasolik kartı olmak mecburiyetinde. Bundan hiç kurtuluş yok. Ha, bu ne getirir, ne götürür? Taraftar sayısını azaltır mı, çoğaltır mı? Bu da zamanla içerisinde ortaya çıkacak. Şu an için başka konuşulacak bir şey yok pasolikle ilgili. Ha, bir de şu var. Mesela kafada bazı sorular vardı. Biz bunu gerekli ilgili arkadaşlara aradık, sorduk. Şöyle örnek vereyim. Mesela siz Mersin'de oturan bir Balıkesirspor taraftarısınız. Mersin'de oturan bir Balıkesirspor taraftarısınız. Bizim bir arkadaşımız var mesela aradı. Ben dedi hangi takımın pasoligini alayım? Bize dedik eğer Mersin'in maçlarına gitmek istiyorsan Mersin'in pasoligini almak zorundasın. Eğer Balıkesirspor maçlarını izlemek istiyorsan Balıkesirspor'un, o da gitmiş Balıkesirspor'un pasoligini Mersin'den temin etmiş. Şimdi bu arkadaşımız nasıl maçı seyredecek? Mersin İtmanya'da Balıkesirspor maçında Balıkesirspor taraftarının arasında maçı izleyebilecek. Ama Mersin İtmanya'da Beşiktaş maçında Mersin İdman Yurdu'nun tarafından bilet alma durumu ortaya çıkıyor. Yani bu da bir çelişkiydi. Acaba bizi alacaklar mı? Başka maçlara bu Balıkesirspor'un pasoliginden biz girebilecek miyiz? Bu da bu şekilde aydınlanmış oldu yani. Bu konuda öğrenmiş olduk. Biz de rahatladık. Yani şimdi bu pasoligin bir güzel tarafı şu. En azından taraftar sayıları meydana çıkıyor. Evet. Hani bütün takımlar yok en çok taraftar bizde yok sizde şeklinde bir takım tartışmalara giriyor ya. İşte hodri meydan. Evet.
Herkes gitsin, elini taşın altına koysun, Paso Ligi'ni alsın ve ne kadar taraftarı oldu meydana çıksın. Bu bir anlamda da ülkedeki taraftar profilini de ortaya koyacak. Yani kimin ne kadar taraftara sahip olduğunu da meydana çıkaracak. Bunun aksine bir şey daha söylemek istiyorum ben Paso Ligi'nin haricinde. Biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediye maçında, son maçta burada, elinde bileti olanlar dahi stada giremedi. Doğrudur. Ama bakıyoruz, stat tam fulldu ağzına kadar. Fazlasıyla. Kapılar kapanmıştı. Buna benzer hadiseler yaşanırsa taraftarın buna tepkisi ne olur? Vallahi şimdi Zeki Bey, o ayrı bir önem arz ediyordu bu maç. Öyle de olması gerekiyordu. Oldu, yaşandı, geçti. Zannetmiyorum bu sene öyle bir şeyin olacağını. Zaten federasyon böyle bir olaya kesinlikle şey yapmaz. Yani müsaade etmez. Çok büyük cezaları var. İnanın çok büyük cezaları var. Hani son ceza sistemi de değişti. Ona da ayrı bir inşallah başka bir programda değiniriz. Yani inanın cezaları çok yüksek. Bir tane iki tane fazla bilet sattığınız zaman dahi kulüp çok büyük cezalar almak durumunda kalacak. Öyle bir kolay, bir daha kolay kolay yaşanmaz. O şampiyonluk maçımızdı. Bir kere yaşadık, geçtik. Kesinlikle artık bilet sayınız neyse, sattığınız bilet belli, kombineniz belli, misafir yeriniz belli. Bunun haricinde 15.800 mü? 15.810 tespit ederse ilgililer, çok büyük cezası var bunun. Onun için kimse böyle bir şeye yani bu saatten sonra cesaret edemez yani. Bu arada bir oto kontrol de geliyor tribünlere. Biliyorsun artık sağ kapatma tarihe karıştı. Evet. Türkiye Futbol Federasyonu artık tribün kapatmaya karar verdi. Diyelim ki şu karşıdaki açık tribünde bir taraftar kötü söz ve eylemde bulundu. Bir veya birkaç taraftar. Şayet temsilci raporunda cezayı gerektiren bir fiil işlenirse orada o tribün bir dahaki maça kapanacak. Ne oluyor şimdi? Kale arkasındaki 3-5 ya da 10 kişinin yapmış olduğu bir eylem bütün o tribüne veriliyor ceza. Evet. Şimdi diyelim ki şu karşısı maraton kombine. Orada bir eylem oldu. Ben kombinemi almışım. Efendi gibi gelmişim, maçımı izliyorum. Evet. 3-5 tane işte biraz önce senin dediğin gibi ayda yılda bir maça gelen ya da kombine bileti almayan kişi orada bir eylemde bulunursa ve o tribün kapanırsa benim aldığım kombinin ne önemi olacak o zaman? Şimdi bu arada bunda da bir çelişki var. Öğrendiğimiz kadarıyla mesela tribünde 3-5 kişi kalktı, küfürlü tezahürat yaptı. Bu küfürlü tezahürat 10 saniye geçerse ceza alma durumu var. Artı mesela ona bir madde eklemişler. Orada küfür edilmesi esnasında diğer taraftarlar bunları yatıştırıcı, işte yapmayın, etmeyin, ayıp oluyor diye bunları yatıştırırsa ceza verilmeyecek. İşte otokontrol dedim ya. Evet. Yani orada 10 tane taraftar başlarsa ve küfürlü tezahürat yaparken diğer taraftarlar onları sakinleştirirse, oturursa, engel olursa ceza almayacak. Ama benim anlamadığım nokta şu, 10 saniye diyor. Bunu görevli eline kronometre alıp tutacak mı bunu yani? Hadi tuttu da 9 saniyede kesildi küfür. Nasıl olacak şimdi bu? Ne yapacak yani, kronometre mi tutacak görevli eline? 10 saniye küfür etti, tamam kapattım ben seni maraton tribünü, bir dahaki hafta oraya seyirci yok. Nasıl yapacak bunu yani? Bir 10 saniye olayı nereden çıkmış? İşte bir de şu var. Senin bak başında söylediğin hadise burada önemi ortaya çıkıyor. Aynı yere hem kombine hem normal bilet satarsan o tribün yarın kapandığı zaman kombine bileti alanlar varyansın eder. Mutlaka. Yani bunu da baştan söyleyelim. Evet. Vallahi işte Zeki Bey dediğim gibi bekleyeceğiz, göreceğiz. Uygulamalar ne şekilde yapılacak, nasıl olacak. Ama bizim bir an önce kulübümüzden beklediğimiz, lütfen şu normal Paso Lig'de satılacak olan bilet fiyatlarını bir belirlesinler. Herkes bir rahatlasın yani. Bu arada Perşembe günü, yarın yani, Balıkesir Atatürk Stadı'ndaki bir takım değişiklikler hayata geçecek. Çünkü ihaleye çıkıyor biliyorsun. Evet. Bu ihale sürecinde Spor Toto Süper Lig'de istenilen ve Atatürk Stadı'nda şu anda olmayan kriterlerde belirtilen eksiklikler tamamlanmış olacak. Ha, bunu söylerken
Hiç kimse şu direklerin ve şu çatının hemen kalkıp buranın direksiz ve bütün görüş açısına açık bir şekilde olacağını düşünmesin. Bununla ilgili, bu direkler ve çatıyla ilgili ayrı bir ihale açılacak. O ihalenin yarın açılacak ihaleyle bir alakası yok. Fakat daha uzun bir süreç alır diye düşünüyorum. Öncelikle acil Atatürk Stadı'nda yapılması gereken acil değişiklikler için yarın ihale edilecek. İnşallah Balıkesir için hayırlı olur. Olduğunuz gibi yedek kulübesinin yenilenme çalışması şu an devam ediyor. Artı mesela bir de merak eden taraftarlarımız için kapalı tribünün şu arkamızda görmüş olduğunuz iki tane yeni yapılan bölümü tamamen kamera kontrol sisteminin orası komuta odası. Evet. Bütün stat tersinde konmuş olan kameraların komuta merkezi burası. Her şey oradan tek tek görmüş olduğunuz gibi monitörlerden her türlü hareket, iyi olumlu ve olumsuz tüm hareketler oradan kayda geçiyor. Yani siz tribünde en ufak bir yanlış hareket yaptığınız zaman oradan sizi zoomlamak vasıtasıyla sizi anında orada tespit ediyorlar. Lütfen taraftarlar da bu konuda çok duyarlı olsun. Başımız ağrı. Biri sizi gözetliyor. Evet, 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 aynen öyle. Biri sizi gözetliyor yani. Artık hiçbir şey gizli kalmayacak Atatürk Stadı'nda. Kaç tane kamera var? Vallahi şu an öğrenebildiğimiz kadarıyla 45'in üzerinde kamera sisteminden donatılmış yani. Gizliler dahil mi? Gizlileri bilmiyoruz artık. Gizlileri nereye konduğunu onu vukuat işleyecek arkadaşlara sormak lazım. Şimdi gizli ve açıkta yaklaşık 40-50 civarı yani kamera var. En son öğrendiğimiz 45'e yakın, 48 tane falan kamera olmuş. Ve artık hiçbir şey gizli kalmayacak. O açıdan biz zaten Balıkesir'de herhangi bir olayın olmasını düşünmüyoruz. Öyle bir olay yaşamadık Allah'a şükür uzun yıllardan bu yana. Yine yaşanmaz. Yaşanacağını ümit etmiyoruz. Tahmin de etmiyoruz. Ama yine de dikkatli olmakta fayda var. Çünkü sonuçta bir taraftarın ceza alması, bir kentin, bir şehrin ceza alması demek. Biz Balıkesir taraftarının centilmenliğine ve davranışlarına, davranış kalıplarına inanıyoruz. Böyle bir şey olacağına da inanmıyoruz. Bu arada şu an aklıma gelen bir şey de söyleyeyim. Şimdi bazı taraftarlar arasında şöyle bir konu geçiyor. İşte ben pasoliğimi aldım ama ben maça gitmeyeceğim, arkadaşıma vereceğim. Arkadaşım benim pasoliğimden girecek. Bunu kesinlikle söyleyeyim. Başkasının pasoliğinden maça imkanı yok, giremezsiniz. Neden giremezsiniz? Kartınızı okutturduğunuz zaman yüz okuma sistemi var. Monitörlerde yüz okuma sistemi var. Kartınızın arkasındaki fotoğrafla sizin oradaki girişteki fotoğrafınız uyuşmadığı zaman, yani yüz okumanız, yüz nakli yaptırması yüz lazım. Onaylanmadığı zaman kesinlikle giremezsiniz. Yani kimse bu konuda aldanmasın. Başkasının pasoliğinden kesinlikle giremezsiniz. Ha, geçen sene başkasının kombinesinden herkes girdi, ayrı mesele, ama pasolikte öyle bir uygulama yok. Kime aitse o şahıs girmek zorunda. Evet, kombinelerle ilgili de böyle bir algı var. Öncelikle şunu söyleyelim. Kombine biletlerinizi aldığınız zaman bunu pasolige tanıtmanız gerekiyor. Evet, evet. Pasolige tanıtmadan kombine biletinizi ferdi olarak kullanamazsınız. Zaten pasoligin amacı da bu. Onun için de kombine biletle girip daha sonra tribünden atıp aşağıdan başka birini hani bundan önceki yıllarda olan gibi bir hadisenin olma şansı hiç yok. Kesinlikle yapamazsınız. Bir de şu var, son olarak şunu söyleyeyim. Mesela geçen seferki uygulamalarda kombinemizi ne yapıyorduk? Gidiyorduk kulüp binasından, ücretini ödüyorduk. Oradan bize bir kombine kart veriliyordu. Elimizde isimli kombine kartlarımız oluyordu. Bu sene böyle bir uygulama yok. Hiç boş yere taraftarlarımız kulübe kadar gitmesinler. Kombine almak isteyenler gelip buradaki pasolik standına, pasoliklerinle beraber ben Balıkesirspor'un işte şuradaki kombinesini istiyorum dediğiniz zaman oradaki arkadaşlar size gerekli kolaylığı sağlıyorlar. Ücretini oraya ödüyorsunuz. Bildiğimiz kadarıyla kredi kartlarına da 5 takside bölünüyor bunlar. Yalnız bankaların durumuna göre bazılarını kabul ediyorlar, bazılarını kabul etmiyorlar. 9 taksite kadar var sanıyorum. Evet, evet. Yani şimdi reklama girmesin. Eğer World Card'ınız varsa bunu 5 veya 8 taksite kadar kombine almak istediğiniz zaman böldürebiliyorsunuz. Bunu söylemediğiniz zaman, kredi kartını geçirdiğiniz zaman otomatikman tamamını kesiyorlar. Bu konuda da dikkatli olun. Böyle başı yanan arkadaşlarımız oldu yani. Evet.
Sevgili seyirciler, spor günlüğünden bugünlük bu kadar. Bir dahaki spor günlüğünde görüşmek ümidiyle hoşça kalın.